Bildiğiniz üzere Anayasa Mahkemesi tarafından dün ikinci kez Can Atalay başvurusuyla ilgili ihlal kararı verildi. Ve tahliye kararı oy birliğiyle verildi. Saat 15 itibariyle dün bu karar İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi kalemine gönderildi. Resmi olarak tebliğ etti, ulaştırıldı. Ve dün saat 15 itibariyle bu kararın yerine getirilmesini beklemekteyiz. Saat 17 itibariyle dün akşam mahkeme heyeti mesaileri bittiği bahanesiyle adliyeyi terk edip gittiler. Akşam saat 8 sularına kadar burada bekleyişimiz devam etti ancak herhangi bir şekilde mahkeme heyeti geri dönmedi. Bugün sabah saat 10 itibariyle yeniden adliyede avukatları olarak beklemeye başladık. Mahkeme başkanının saat 11.30'a kadar adliyede olmadığı söylendi. Öğlen saatlerinde geldiği belirtildi. Bu saatten sonra da bize ulaştırılan tek bilgi ve en son güncel bilgi şu şekilde: mahkeme başkanı Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını bekleyeceği ve herhangi bir karar vermeyeceği şeklinde bir bilgi iletmiş durumda. Anayasa Mahkemesi tarafından şu an itibariyle gönderilmiş bir gerekçeli karar bulunmuyor. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı yazdığı ve yazımı bittiği anda göndereceği şeklinde bir bilgiye sahibiz. Şu an itibariyle burada bekleyişimiz sürüyor. Karar yazılıncaya kadar, 13 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir karar verilinceye kadar beklemeyi sürdüreceğiz. Ama bir uyarıyı da yapmadan geçemeyeceğiz. Hem Anayasa Mahkemesi'ne hem 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne burada oyun oynamıyoruz. Sizler birer devlet kurumusunuz ve bu ciddiyetle çalışmak zorundasınız. Keyfiniz estiğinde adliyeden gidip, keyfiniz geldiğinde gelme hakkına sahip değilsiniz. Can Atalay 222 gündür cezaevinde siyasi bir esir olarak tutuluyor. Dün bu husus ikinci kez tescillendi. Artık bu keyfiyete son verilmek zorunda. Herkes oturduğu makamın, koltuğun sorumluluğuyla hareket etmek zorunda. Bu ülkeyi daha büyük krizlere, siyasi krizlere, ekonomik krizlere sürüklemeye hiç kimsenin hakkı ve yetkisi bulunmuyor. Herkes bu ciddiyetle işini yapsın. Biz buradayız. Yargı darbesine bugüne kadar nasıl direndiysek bugünden sonra da direnmeye devam edeceğiz. Hiç kimse tahliye kararı dışında bir karar vermeyi aklının ucundan geçirmesin. Anayasayı yok saymak, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum demek, biz bu ülkede artık rejimi ortadan kaldırdık, hukuku ortadan kaldırdık, canımız ne isterse onu yapacağız demek olacaktır. Bunu ilan etmek demek olacaktır. O zaman birileri anayasayı tanımıyorsa, birileri mahkemeye kararlarını tanımıyorsa bu hak herkes için doğar. Ülkeyi böyle bir tehlikeye kimseyi sürüklemenin hakkı, yetkisi yok. Herkes sorumlulukla hareket etmeli. Bir dakika bile gecikmeden Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını yazmalı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de tahliye kararını vermelidir. Biz buradayız. Bugüne kadar nasıl direndiysek bundan sonra da direnmeye devam edeceğiz. Teşekkürler. Hatay! Hatay! Hatay!